Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizi ve fiziki saldırısına uğradı, bu anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, İskenderun'un en işlek ve hareketli noktası Profesör Muammer Aksoy Caddesi servis yolu kaldırımında güpegündüz saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre iş yerinden molaya çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda duran bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Güpegündüz ve bulunduğum yer işlek bir yerdi. İşlek yerde, yani herkesin geçip gidebileceği bir yerde saat 11-11.30 gibi sözlü bir tacize uğradım. Aynı zamanda şiddet gördüm. Ne diyorsun falan dedik. Ondan sonra tekrardan bize tacizde bulundu. Daha sonra küfür etmeye başladı. Biz o sıradan seslenmedik, önümüze döndük, yolda gidiyorduk yani. Biraz ilerledikten sonra bana saldırmaya başladı. Başımdan tuttu. Daha sonrasından yüzüme yumruk falan atmaya başladı. Yere attı beni. O sırada iş arkadaşlarım yardım etmeye geldiler. Onlar geldiler. Orada bulunan insanlar yardımcı oldu. Ayırmaya çalıştılar. Ayırdıktan sonra beni iş yerime aldılar. Daha sonra orada ayırmaya çalışan arkadaşlarıma bıçak çekti. Bıçağı gören arkadaşlarım da geri iş yerine girdiler. O sırada iş yerinin kapısını örttük. Elinde bıçakla iş yerinin kapısına vurmaya başladı. Çıkın dışarı, öldüreceğim hepinizi diye tehditlerde bulundu bize. Arkadaşlarımla birlikte molaya çıkmıştık. Bilmediğimiz, hiç tanımadığımız, hiç görmediğimiz bir adam bir anda bize sözlü tacizlerde, küfürlerde bulunmaya başladı. Arkadaşım sadece dönüp bize mi söylüyorsun, bize mi böyle diyorsun dediğinde arkadaşıma saldırmaya başladı. Yani şikayetçi olduk. Darp raporumuzu aldık. Büyük ihtimalle yarın tekrardan dışarıda olacak. Can güvenliğimiz yok, asla yok. Bu insan bizi tenhada bir yerde, akşam vakti... Ya biz bugün bıçaklanmadık ama yarın bir gün bıçaklandığımızda mı içeri atılacak? Sadece bu işin üstü kapatılmasını istiyoruz. Bu insan cezasını çeksin istiyoruz. Bugün bize yapan, yarın başka birine tekrardan yapacak.